Siteleri, toplu konut yaşam alanlarını mevzuatlar yönetir, kanunlar yönetir. Kişiler ancak ve sadece hizmet sağlarlar. Bugün ve önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa tartışılıyor. Bizler de tesis yöneticileri olarak, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği olarak 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa tabi yönetim faaliyeti hizmetleri veren tesis yönetim şirketlerinin lisanslaşması, ilgili bakanlıkların yetkilendirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı öncelikle Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızla birlikte alt tasarı çalışmalarımızı, alt mevzuat çalışmalarımızı yaptık. İnşallah yakın zamanda bir veya iki aylık süreç içerisinde bu torba yasa çıkar ve torba yasanın çıkışından sonra da özellikle apartmanlar ve sitelerde, tesislerde bu mafyatik gruplardan kurtarırız. Kat maliklerimizi yüksek aidat adı altında fahiş tutarlarla karşı karşıya bırakan illegal gruplardan kurtarırız ve tesis yönetim sektörü lisanslaşmış, karneye sahip, devletimiz tarafından yetkilendirilmiş, denetimleri de yapılan şeffaf firmalarla buluşmuş olur. Günümüzde bildiğiniz üzere site ve apartmanlarda çeteler ve mafyatik gruplar sitelerin bütçelerine dadanmış durumda. Ve bunlardan kurtarabilmemizin tek yolu 1965 yılında yazılmış 634 sayılı kat mülkiyeti kanunuyla ilgili çalışmalar yapmak olacaktır. Ve aynı zamanda ülkemiz genelinde yaklaşık 4000 tane tesis yönetim şirketi mevcuttur. 4000 tane tesis yönetim şirketi ve yine yaklaşık 5 milyon bağımsız bölümü yönetmektedirler. Ve bu 5 milyon bağımsız bölümde de yaklaşık 20 milyona yakın kişi yaşam sürmektedir. Dolayısıyla böyle büyük bir sektör 2 milyona yakın istihdama ulaşmıştır. Devletimiz sektörü denetim altına almalı. Sektördeki hizmet veren firmalar ve yöneticiler detaylı bir şekilde incelenmeli. Sitelerin anayasası olan yönetim planları detaylı olarak incelenmeli. Ve aynı zamanda kat maliklerimiz kat malikleri genel kurullarına katılmıyorlar. Kat malikleri genel kurullara kat maliklerimizin katılmaları için kat maliklerimiz bilinçlendirilmelidir. Dolayısıyla bu alanda hizmet verecek tesis yönetim şirketlerimizin bir sınava tabi tutulması ve sınavlarda kendi saha tecrübeleri, hukuki tecrübeleri, mali tecrübeleri ve en önemlisi de sektörümüz meslek olduktan sonra bu sektörü kendilerine meslek olarak bilinçlendirilmeli ve bu düzgün firmalarla sektörümüz buluşmalıdır. İnşallah sektörde hizmet veren tesis yönetim şirketleri ve kişiler apartman ve sitelerde yöneticilik hizmeti verebilmesi için bir lisansa ve daha sonra bir karneye sahip olacaklar. Aynı müteahhitlerde olduğu gibi. Nasıl ki bir inşaat firması inşaatı ortaya çıkartmadan önce ilgili bakanlığa müteahhitlik belgesini sunuyorsa, ilgili belediyeye müteahhitlik belgesini sunuyorsa artık belgesi olmayan herhangi bir firma hizmet veremeyecek. Bakın burada bugün Esenyurt bölgesindeyiz. Esenyurt bölgesinde binlerce mesken var. Ve çok sayıda siteler var. 4000 kişinin, 5000 kişinin yaşadığı sosyal donatılarla donatılmış siteler var. Ve mafya grupları şu anda çeteler sitelerin tüm kullanım yaşam alanlarına el koymuş vaziyette. Dolayısıyla adli sicil kayıtları altını özellikle çiziyoruz. Yeni çalışmamız da şu olacak. Adli sicil kaydı olmayan herhangi bir kimse sitelerde hizmet veremeyecek. Bugün bir muhtar dahi Yüksek Seçim Kurulu'na seçime hazırlanırken adli sicil kaydından tutun eğitim belgelerine kadar birçok belge istenmiyor. Sitelerde ve apartmanlarda yöneticilik faaliyeti verecek olan herhangi bir kişiden
herhangi bir belge istenmiyor. Çünkü kanunda bununla ilgili bir sınırlama yok. Bununla ilgili bir sınırlama olmadığı gibi herhangi bir standart da yok. İşte az önce size bahsetmiş olduğum tüm araştırmalar devletimiz tarafından yapılmalı ve yakın zamanda sitenin bütün bütçeleri, sitelerin bütün bütçeleri devletimiz tarafından denetlenecek. Ve devletimiz yakın zamanda yine ortak kullanım alanlarının sigorta ettirilmesiyle ilgili çok önemli bir mevzuat çalışması da yapmıştır. Ve bunlar zorunlu hale gelmiştir. Yangınlar, öngöremediğimiz hadiseler, hiç beklemediğimiz durumlar sitelerde yaşanılıyor. Şayet profesyonel ve bu mevzuatları takip eden yöneticiler elinde olsaydı bu siteler, ortak kullanım alanlarının sigortalarını yaptırmış olacaklardı ve kat maliklerinin bütçelerini ve sağlığını da düşünmüş olacaklardı. Bunun gibi birçok şey var sitelerde, sorunlar var. İşte bizler inşallah yakın zamanda torba yasanın çıkmasıyla birlikte sektörü lisanslaşmış firmalarla buluşturacağız ve en önemlisi yerli ve milli bir yazılımı sektördeki kat malikleriyle buluşturacağız. Şu anda bakanlığımızla birlikte çok önemli bir yazılımla ilgili çalışmalar sürdürüyoruz. Kat maliklerimizin kişisel verileri tek bir tuşla yurt dışına şu anda aktarılabiliyor. Yabancı ortaklı, yabancı taşörenli firmalar şu anda sitelere aidat takip programı adı altında kat maliklerimizin en özel bilgilerini, TC kimlik numarasından tutun da araç plakalarını ve çocuklarının dahi saat kaçta okula gittiğini, evlerine giren pizzacıdan tutun da gelen komşularınıza dahi en özel bilgileri şu anda bu yazılım firmaları yabancı ülkelere aktarabiliyor. Şimdi bizler devletimizle birlikte kişisel verilerin mahrumiyeti göz önünde bulundurarak yerli ve milli yazılım üstünde de çalışıyoruz. Ve hem bu tarafta kat maliklerimizin en özel bilgileri yurt dışına aktarılmayacak ve aynı zamanda da sitelerde kiracı olarak kimlerin yaşadığı ve bir sitedeki daireyi kimin satın aldığı ile ilgili yönetici tüm bütçeleriyle birlikte ilgili bakanlığa entegre edilecek ve yönetici anlık olarak tüm verileri girmek zorunda kalacak. Bu kentsel yazılımla ilgili çalışmalarımız da son dönemece yaklaştı. İnşallah yakın zamanda devletimize sunum yapacağız ve Türkiye'deki apartman ve sitelerdeki en özel veriler ve en önemlisi de yeni aidat tutarların denetlenmesi konulu başlığımızda da tüm denetimleri bu yazılım sayesinde uzaktan da olsa, fiziksel de olsa yapabileceğiz. İnşallah günümüz teknolojisine uygun yazılımlarla da sektörümüzü buluşturacağız. Diğer konu ise günümüzdeki toplu konut yaşam alanları hala 1965 yılında yazılmış olan 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ile yönetilmeye çalışılıyor. 70-75 yıllık kanunla günümüz toplu konut yaşam alanları yönetilmeye çalışılıyor. Ve dolayısıyla günümüzdeki kat mülkiyeti kanunundan dolayı, buradaki açıklardan dolayı bu mafyatik sorunlar gündeme geliyor. Günümüzdeki kat mülkiyeti kanunu mevcut mimari tasarılara, mevcut konutlara, toplu konut yaşam alanlarına uygun değildir. Yeni bir 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu tasarısı çalışmaları yapılmalı ve sadece günümüze bir ışık tutmamalı bu kanun. Önümüzdeki yüzyılda yapılacak yeni toplu konut yaşam alanlarına da ışık tutacak 100 yıllık, 200 yıllık bir kanun çalışması yapmamız gerekmektedir. Ne yönetici görev ve yetkilerini biliyor, ne denetim kurulları görev ve yetkilerini biliyor. Dolayısıyla herkes günümüzdeki kanuna göre çalışmaları sürdürüyor ve usulsüz bir çalışmalarla kat maliklerimizi karşı karşıya bırakmış bulunuyoruz. Ve lütfen kat maliklerimiz sitenin anayasası olan yönetim planını detaylıca incelesinler ve yakın zamanda da genel kurul süreçleri başlayacak tüm sitelerde, tesislerde. Lütfen genel kurullara kat maliklerimiz katılsınlar.